Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arduino yardımıyla potansiyometre ile kontrol edebildiğimiz bir step motor yapacağız. Malzemelerimize geçelim. Şunu da söyleyeyim öncelikle. Yani bu nerede işimize lazım olabilir diyebilirsiniz. Bunu belki robotik kol yapmak isteyenler olabilir. Veya işte buna benzer projeler işte eklemli veya belirli açılarda yönetebileceği bir sistem yapmak isteyenler olabilir. Bunun biraz daha gelişmiş halini uygulayarak istediği sistemi de geliştirebilir. Bundan dolayı böyle bir video çekme kararı aldım. Şimdi malzemelerimize geçelim. Bir adet Arduino Nano var bende. Uno da olabilir veya Mega falan işte. Arduino'nun tüm modelleri olabilir. 6 adet jumper kablo ihtiyacınız var. Dişi dişi olmak üzere. Ve 1 adet servo motor. Ve bir adet de 100 kilo ohmluk potansiyometre. Şimdi bağlantılarımıza geçelim. Şimdi öncelikle board'umuzun üzerine Arduino Nano'muzu yerleştiriyoruz. Arduino Nano'nun çıkışları bu şekilde board'umuza yerleşmeli. Şöyle biraz takarken zorlanabilirsiniz. Ama sıkıntı yok. Yani herhangi bir zarar vermezsiniz. Korkmayın. Bastırın. Ve gördüğünüz gibi tam sıfır şekilde oturdu. Ardından ilk bağlantımız olan GND'mizi buradan eksi hattımıza çekiyoruz. Board'umuzun. GND hattımız şurada. GND hattımızdan alıp eksi hattımıza verdik. Jumper kablo da kullanabilirsiniz ama ben hani bir kablodur. Daha az hani görüntü karmaşasının önüne geçebilmek için böyle bir şey yaptım. Zil teli de kullanabilirsiniz. Ardından potumuza geçelim. Potansiyometremizi istediğimiz yere takıyoruz. Şöyle. Ardından potansiyometremizin tam çıkışlarına denk gelecek şekilde jumper kablolarımızı takıyoruz. Şu şekilde tam bağlantılarımıza denk gelecek şekilde bağladık. Ardından potumuzun en sondaki bacağını yani kırmızı kablomuzu Arduino'muzun 5 voltuna bağlıyoruz. Daha sonra bir sonraki kablomuz olan turuncu yani ortadaki bağlantımızı A0'a ve en sondaki sarı kablomuzu ise GND'ye bağlıyoruz. Evet, potumuzla işimiz bitti. Şu an bağlantılarımız bitti. Şimdi servo motorumuza geçiyoruz. Servo motorumuzda kablolarımızı aldık. Servo motorumuzun ilk kablosu olan yani kablomuzu şöyle tuttuğumuzda ilk kablomuz kahverengi. Kahverengi kablomuzu şu an jumper kablo kahverengi bulamadım o yüzden morla bu işlemi yapacağız. Mor kablomuza. Kahverengi kablomuzu GND hattımıza. Daha sonra şöyle servo motorumuzun ortadaki kablosunu yani kırmızı kablomuzu ben gri kablo kullanacağım kırmızı yerine. Kırmızı kablomuzu ise artı hattımıza board'umuzun şöyle artı hattımıza ve son
kalan beyazı yani en sondaki rengimiz sarı kablomuzu ise 9. pinimize takacağız. Evet. Şu anda servo motorla işimiz de bitti. Şöyle bağlantılarını da son olarak yapalım. Servo motorumuza bağlandığına göre artık güç verme zamanı ve programlama zamanı. Adaptör de takmamız gerekiyor. Çünkü servo motoru, hani büyük servo motor kullanırsanız şey olmasın diye. Arduino'muzun yani değerleri okuyabilmesi için ayrıca bir güç kaynağına ihtiyaç duyuyor şu an. Bundan dolayı ayrı bir adaptör kullanmamız gerekecek. 12 voltluk da olur, 5 voltluk da olur, fark etmez. Şöyle adaptörümüzün artı pinini bordumuzun artısına, adaptörümüzün eksi bordunu da bordumuzun eksi kısmına takıyoruz. Ve şimdi kodlama Evet arkadaşlar, kısmına şu anda geçeceğiz. yazılım kısmına geldik. Yazılım kısmında zaten buraya fazla uğraşmak istemedim video kayıttayken. Zaten kodlamaları telefonla yaptığım için bir de hani bu ekranı koyduğumdan sıkıntı olabilir de. O yüzden ben önceden kodladım, şimdi yükleyeceğiz. Üstten hemen şu an derleme yapıyor. Yaptığımız kodlamada bir sıkıntı var mı yok mu onu kontrol ediyor. Şimdi yükleme zamanı. Yüklüyoruz. Evet, gördüğünüz gibi hemen kodlama atılır atılmaz servo motor hareketlenmeye başladı. Şu an gördüğünüz gibi potumuzu çevirdiğimizde servo motorumuz hareket etmeye başlıyor. Bu yazılımdaki kodlar sadece 180 derecelik motorlar içinde, servo motorlar içinde. Eğer sizinki 360 derecelik servo motorsa ona göre kodlamayı değiştirebilirsiniz. Zaten ekranda gördüğünüz gibi kodlamaların yanında Türkçe açıklamalarını da verdim. Bundan dolayı nereyi değiştirmeniz gerektiğini rahatlıkla bulabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kodlama kısmında biraz rakamları ezbere koyduğumdan, ezbere yazdığımdan küçük kodlama hataları olabiliyor. Bazen titreme yapabiliyor servo motorumuz. Ancak onları isterseniz siz de düzeltebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler dilerim.